Değerli yol arkadaşlarım, değerli halklarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen değerli halklarımızı da buradan bir kez de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlar, evet yeni bir sürece başladık. Meclisimiz 28. döneminin açılışını yapmış oldu ve biz de ilk grup toplantımızı yapıyoruz. Ne yazık ki bugüne ve iki gündür olağanüstü koşullarda ve birçok arkadaşımızın gece baskınlarıyla hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasıyla karşı karşıya kaldık ve buradan demokratik siyasete dönük bu müdahaleyi kabul edilemez bulduğumuzu ve arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını özellikle istiyoruz. Ve ayrıca 1 Ekim'de yaşanan şiddet olayı karşısında bizim tutumumuzu açıkladığımız ve aynı zamanda Türkiye'deki mevcut en önemli sorunlardan birisi olan Kürt sorununun çözümü için yapmış olduğumuz basın açıklamasını çarpıtarak ve özellikle yandaş medyada sevgili eş-sözcümüz Çiğdem Kılıçgün'ün üzerindeki yapılan saldırıları buradan özellikle açıklamak ve nefretle kınamak istiyoruz. Bu açıklamanın içeriğinde bir şiddeti kabul edilemez bulduğumuzu, ikincisi de Türkiye'de ekonomik, sosyal, toplumsal olarak Kürt sorununun çözülmediği sürece şu ifadeyi kullanarak Kürt meselesi çözülmedikçe Türkiye halkları bunun ağır bedellerini ödüyor dememizi çarpıtarak Türk milleti ağır bedel ödeyecek diyerek yapılan bütün açıklamaların ve manipülasyonları burada bir kez daha kınıyoruz. Ve bu konuda özellikle Cumhurbaşkanı danışmanı olarak Oktay Saral'ın açıklamalarını ahlaki bulmuyoruz ve bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyoruz. Bu konuda gerekli her türlü itirazımızı ve hukuki olarak da gerekli çalışmalarımızı kamuoyuna duyuruyor ve yaptığımızı ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz meclis 1 Ekim'de açılış yaptı ve bu açılışında öncelikle parlamentonun gerçekten yakışır bir şekilde Türkiye halklarının sorunlarının çözülmesi konusunda elinden geleni yapması konusunda iyi niyet duygularımızı ifade etmek ve önümüzdeki 28. dönemin Türkiye halklarının sorununun çözülmesinde başarılı olmasını dilemek istiyorum. Yine değerli arkadaşlar, ülkemiz çok değiştirme ihtiyacı var. Otoriterleşen rejimi değiştirme ihtiyacı var. Halkların iradesini şekillendirilmiş barışın ve kardeşliğin iklimini tesis etmeye ihtiyacımız var. Başta Kürt sorunu olmak üzere toplumsal sorunlarımızı barışçıl ve demokratik siyaset zemininde çözmeye ihtiyacımız var. 10 yıllardır bu yana güvenlik politikalarıyla ilgili şiddetle savaş yöntemleri hep denendi ve denenmeye devam ediyor. Bu yöntemlerin sorunların çözmediğini artık anlamış olmamız lazım. Artık onurlu ve adil bir barışa şanslamanın zamanı gelmiştir. Demokratik siyasetin önünü açılması zamanı gelmiştir. Bunun için bütün zeminlerin en verimli bir şekilde, doğru bir şekilde kullanılması zamanı gelmiştir. Daha ne kadar bomba patlayacak? Daha ne kadar şiddet ortamı devam edecek? Daha ne kadar hareket yapılacak? Daha ne kadar toplumsal olarak insanların kutuplaşmasını ve düşmanlaşmasını sağlayan siyasetinize devam edecek? Artık yeter diyoruz. Bu sürecin böyle gitmesi mümkün değildir. Barışa şans verin diyoruz. Yeşil Sol Parti olarak başından beri söylediğimiz her şeyin şiddet dışında demokratik müzakere yoluna çözüleceği konusunda ısrarla ve inatla söylediğimiz sözlerimizi tekrar ediyoruz. Elbette çözümün konuşulması, tartışılması en önemli zeminlerden birisi parlamentodur. Sorunlarımızın kronikleşmeden, işin içinden çıkılamaz hale gelmeden tüm toplumsal sorunlarımızın demokratik ve acil çözümün yeri meclis olduğunu biliyor ve meclisi bu bakımdan işlevli hale getirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Sevgili dostlar, değerli halklarımız, bildiğiniz gibi yeni anayasa, yeni seçim, yeni meclis pazar günü genel kurulu açılmış oldu. Genel kurulda Büyük ölçüde Türkiye'nin yeni sorunlara ilişkin çalışmalar sürdürülmeye başlandı. AKP ve MHP iktidarı eliyle inşa edilmeye çalışılan tek adam rejimi, meclisi işlevsiz kılmak için her türlü yöntemi deneyerek meclis neredeyse tek adam rejiminin talepleri doğrultusunda noter haline getirilmeye çalışıldı. Biz bu sürecin böyle yürütülmesini kabul etmiyoruz. Bu mecliste 600 milletvekili var ve 600 milletvekili Türkiye halklarının iradesiyle seçilmiş ve onların sorunlarını çözmek için buraya görevlendirilmişlerdir ve onları temsilen buradadırlar. Biz 600 milletvekilinin iradesini gasp eden ve meclisi noter gibi değerlendiren bir anlayışı kabul etmiyor ve önümüzdeki dönemde bu meclisin gerçek anlamda demokratik tartışmaları, müzakereleri yapmaya, Türkiye'nin en temel sorunları olan anayasayı, demokratik sivil bir anayasa yapmaya aday olması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için de her türlü çalışmayı ve mücadele yürütmeye kararlıyız. Değerli arkadaşlar, meclis konuşması sırasında ilk açılışta AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, büyük ölçüde Türkiye'nin herkesini kapsayan bir anlayışla mecliste anayasa tartışması yapacaklarını söylediler. Ve temel olarak da Avrupa Birliği meselesiyle ilgili kıyaslayarak Kobani kriterlerini Ankara kriterleri olarak uygularız dediler. Biz Türkiye'deki mevcut durumu değerlendirdiğimizde Ankara kriterlerinin ne olduğuna bakmaya çalıştık. Ve Türkiye'de şu anda Türkiye'nin yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacı olduğunu kabul ederek sivil, demokratik yeni bir anayasa yapma iddiasında olduğumuzu ifade ederek şunları ifade etmeye çalışıyorum. Diyoruz ki eğer Kopenhag kriterleri gerçek anlamda eğer yapılacaksa Kopenhag kriterlerinin en temel özelliği demokrasidir. O zaman 22 yıldır iktidarda olan Erdoğan'a Kopenhag kriterlerini hatırlatıp soralım istiyoruz. Kopenhag kriterleri hukukun üstünlüğüdür. Yarattığınız yasasızlık rejimi Ankara kriterleri mi olacak? Anayasaya göre uyulması zorunlu olan AYM kararları yok sayarak mı hukukun üstünlüğünü sağlayacaksınız? Mevcut anayasanın en temel demokratik ilkelerini bile uygulamadan mı hukukun üstünlüğünü sağlayacaksınız? Yoksa katliam suçlarına karşı oluşturduğunuz cezasızlık mıdır sizin Ankara kriterleriniz? Kopenhag kriterlerinin bir diğeri de demokrasiye güven altında olan bütün kurumların işletilmesidir. AKP-MHP iktidarı olarak halkın iradesini gasp edip parti kapatarak ve kayyum rejimi inşa ederek mi demokratik kriterlerini uygulayacaksınız? Yoksa milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırarak mı demokrasi kriterlerini uygulayacaksınız? Ya da gece baskınlarıyla ve Ankara'daki demokrasi kriterlerini uygulayacaksınız? İnsan haklarına ve azınlık haklarına saygıyı teminat altına alan istikrarlı kurumların varlığını Kopenhag kriterlerinin en önemli üçüncü maddesidir. Bunu konser yasaklayarak, filmlere sansür uygulayarak, kültürlere düşmanlık yaparak mı uygulayacaksınız? Yoksa elinizdeki değdiği her coğrafyada yarattığınız savaş, çatışma ve iklim mi başaracaksınız? Kan iklimini mi başaracaksınız? Ya da başta Kürt sorunu olmak üzere toplumsal sorunlarımızın çözülmesine baskıyı, yok saymayı, savaşı, güvenlikçi politikaları mı dayatacaksınız? Tecrit politikasını derinleştirerek mi insan haklarını savunacaksınız? Gezi tutsaklarının müebbet ceza vererek mi, yoksa Kobani kumpas davası ile siyasetçileri siyasi rehin haline getirerek mi gerçekleştireceksiniz Ankara kriterlerinizi? İstanbul Sözleşmesi'nin iptal ederek mi Ankara kriterlerini gerçekleştireceksiniz? Yoksa insanların yaşam biçimine müdahale ederek mi gerçekleştireceksiniz? Kısacası uzatarak AKP'nin dosyasını uzun uzun anlatmak mümkün. Biz diyoruz ki Ankara kriterlerinde yaşadığımız gerçeklik önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın ben bu anayasanın içinde varım diyebilecek kadar kapsayıcı olduğunu söylediği ifadenin bu şekilde gerçekleşmeyeceğini düşünüyoruz. Bizim iddiamız şudur: Türkiye'de demokratik bir ortam yaratılmadan, demokratik bir ortamda söz ve karar süreçlerine katılmadan, kapalı kapılar ardında AKP ve MHP'nin hazırlamış olduğu anayasanın bu meclisten geçirmeye çalışmasını bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Biz bütün Türkiye'deki halkların, inançların, kimliklerin, insanların katıldığı demokratik bir anayasanın oluşmasında ısrarla, inatla söylüyoruz. 12 Eylül Anayasası'nı tepe tepe kullanan ve her türlü otoriter rejimini inşa eden AKP ve MHP iktidarına samimiyet testi olarak öncelikle demokratik bir anayasanın açılması konusunda demokratik bir ortamın sağlanmasını istiyoruz. Bunu sağlamadan yapılacak her çalışmanın sahici, samimi ve gerçekçi olmayacağını buradan ifade etmek istiyoruz. Ve bu Ankara kriterleri karşısında Yeşil Sol Parti'nin kriterlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz özgürlükçü, eşitlikçi, katılımcı, ekolojik bir anayasa için gerekli her türlü çalışmayı bu mecliste sonuna kadar savunmaya hazırız. Ve bunun mücadelesini şimdiye kadar oluşturduğumuz çeşitli hazırlıklarımızda zaten söylemiştik. Şimdi çok daha güçlü bir şekilde önümüzdeki yasama yılında gerçekleştirme konusunda kararlıyız. Ve bütün halkımızı önümüzdeki dönemde bu tartışmaların, bu çalışmaların parçası olmasına ve aynı zamanda duyarlı olmasına istiyoruz. Biz yeni anayasa konusunda herkese çağrımız şudur: gelin 100 yıllık cumhuriyeti inkara ve yok saymaya dayalı otoriter kimliğinden kurtulun ve 2. yüzyılı gerçek anlamda cumhuriyetin demokrasiyle buluştuğu bir süreci birlikte inşa edelim ve bu konuda bütün toplumun ortak iradesini ve gerçekliğini sağlayalım. Sevgili dostlar, değerli halklarımız, biliyorsunuz bir Gezi davasıyla sonuçlandı 3-4 gün önce ve Gezi davasında sivil anayasanın demokratik olarak özellikle örgütlenmesi önünde her türlü engellerin bir kez daha görüldüğü ortaya çıktı. Biz Gezi'de yaşanan süreçlerin herkes tarafından bilindiğini ve uzun uzun anlatılacak bir hikaye olmadığını görüyoruz. 7 milyon insanın kendisini ifade edebildiği, doğasına, yereline ve aynı zamanda hayatına katılmak için katıldığı bütün süreçlerdeki sonuçların, bir demokratik zeminde protesto olarak yapılan işlerin hepsini bir darbe olarak değerlendirerek başta Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Ezerden'in müebbet cezalandırılması kabul edilemez bir durumdur ve AYM ile ilgili 10 Aralık 2019 tarihli kararı yok saymıştırlardır. Avrupa Konseyi Başkanlık Komitesi'nin 2 Şubat 2022 tarihli ihlal prosedürünü başlatma kararını yok saydıkları gibi bu karar sonuç olarak hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda hükümsüzdür ve biz bunun takipçisi olmaya ve Gezi'deki insanlarımızın arkasında olmaya, Gezi'de kaybettiğimiz bütün canlarımızı buradan anmaya ve onların mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, sevgili haklarımız, toplumda yine bir pembe tablonun parçası olarak AKP Genel Başkanı Erdoğan depremle ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Türkiye diğer ülkelere kıyaslandığında en hızlı bir şekilde ve en aktif bir şekilde deprem bölgesinde yaraların sarıldığını ve aynı zamanda deprem bölgesindeki bütün sürecin çok iyi bir şekilde yönetildiğini anlatmaya çalıştı. Uzun uzun cümleleri var. Burada şimdi sizlerle bunu paylaşmak istemiyorum. Ama bizim gördüğümüz gerçeklik budur, bu değildir. Keşke böyle olsaydı, depremdeki 15 bine yakın yurttaşımızın yaraları sarılmış olsaydı ve biz de buradan bu meseleyi konuşmamış olsaydık. Ama gördüğümüz tablo tam tersinedir. Biz İkinci günden itibaren eş sözcüm Çiğdem Kılıçgün'le beraber depremin ikinci günde bölgedeydik. Yaklaşık 7 ay geçti, 8 aya varıyor. Geçen 15 gün önce yine bir heyetimizle beraber bölgeye gittik. Gittiğimizde gördüğümüz tablo AKP ve aynı zamanda MHP iktidarının söylediği gibi bir hikaye değildir. Tam tersine şu anda insanlarımız çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Vicdanları yaralayan bir durumla karşı karşıyadır. Bizim gördüğümüz hala deprem sonrası süreçten hiçbir değişiklik yoktur. Şu anda insanlarımız konut sorunu yaşamaktadırlar. En acil su sorunu yaşamaktadırlar. Ve binlerce yıkılması gereken bina yıkılmamış durumdadır. Yıkılanlar da inanılmaz bir şekilde oradaki yaşayan insanların yaşamlarını tehdit etmektedir. Nasıl tehdit etmektedir? Yıkım sırasında alınmayan tedbirlerden dolayı asbest çok yaygın bir şekilde hastalık yaymaktadır. Sadece kanser hastalığıyla ilgili değil, aynı zamanda asbest insanlarımızın cilt kanserine sebep olacak yaralar olmuştur ve Hatay Tabip Odası'nın açıkladığına göre asbestin yarattığı 80 civarında rahatsızlık gündeme gelmiştir ve o koşullarda artık tedavi edilemez duruma gelmiştir. Erdoğan diyor ki biz şu anda 200.000 konutun temelini attık ve en kısa zamanda bütün deprem mağdurlarını bu konutlara yerleştireceğiz diyor. Bizim gördüğümüz tablo tam tersinedir. Bazı yerlerde, örneğin Malatya'da bazı yerlerde, Adıyaman'da bazı yerlerde konutlaşma başlamıştır. Ancak örneğin Hatay'da bir tane konut bile yapılmamıştır. Ve şu anda bunun çok somut örneğini dün Hatay'da görmüş durumdayız, İskenderun'da. Var olan çadırlar, yani konut değil, konteyner değil, çadırlarda kalan insanlarımız maalesef sel altında kalmışlardır. İşte Erdoğan'ın yalanı 2 gün sonra açığa çıkmıştır Hatay'daki var olan su ve sel baskınıyla. Bu gerçekleri yok sayarak depremi unutturmaya çalışanlar karşısında iddiamız şudur. Biz meclisi deprem sebebiyle unutturmamak için, sahip çıkmak için, çözüm üretmek için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdık. Toplantımıza cevap bulamadık ve yeterli çoğunluk sağlayamadığımız için de maalesef meclis deprem gündemiyle toplanamadı. Biz buradan sesleniyoruz. Bu meclisin 15 milyon insanı ağır etkileyen, hayatlarına mal olan, binlerce insanın canına mal olmuş bu durum karşısında bir araştırmaya, soruşturmaya, yerinde incelemeye ihtiyaç vardır. Ve bu incelemelerde bizim gördüğümüz hikayeler gerçekten yoksa biz buradan sizlerin huzurunda öz eleştiri vermeye hazırız. Sorunlarımızı şöyle tespit ettik gördüğümüzde. Bir, acil suya ihtiyaç vardır. İkincisi, acilen insanların gerçekten insanca yaşayabileceği konuta ihtiyaçlar vardır veya konteynere ihtiyaçlar vardır. Üçüncüsü, şu anda okula gidebilecek insanlarımızın okula gitme olanakları kalmamıştır, okullar yıkılmıştır, sağlık sistemleri çökmüştür. Mesela sadece Hatay'da 72 tane sağlık merkezi çökmüştür. Şu anda Hatay'da 1 milyon insan yaşamasına rağmen örneğin bir tane cerrah vardır ve o da sağlık sisteminin altyapısı olmadığı için de hizmet yapamamaktadır. 75 tane doktor için başvuru yapılmıştır ama bu başvuruya talep olarak 6 tane doktora gitmiştir. Bizim talebimiz şudur, bu bölgedeki yaşayan insanların hizmetlerine destek vermek için AFAD bölgesi, acil bölgesi ifade edilmesi lazım. Yani başka bölgelerde olağanüstü koşulların yaşadığı bölgelerdeki hizmetlerin yapılması lazım. Bu yapılmadığı sürece oraya ne doktora gidecek, ne öğretmen gidecek, ne sağlık için hizmet verilebilecek, ne de insanlarımızın eğitimi görecektir. Ve insanlarımız şu anda okula gidemez, çocuklarıyla baş başa kalmışlardır. Ve dolayısıyla bu kadar ağır koşullarda yaşayan insanlarımızın acilen yardıma ihtiyaçları vardır. Meclisteki bütün partilere buradan çağrımız şudur. Gelin bir araştırma komisyonu, gözlem komisyonu, bir heyet oluşturalım. Deprem bölgesine gidilsin, değerlendirilsin ve açıkça bu süreci orada görülsün ve tekrar meclise bu konuda çözüm öneriyle birlikte getirme konusunda biz elimizden geleni yapmaya varız. Deprem mağdurlarını ve depremde yaşananları unutmaya çalışanlar karşısında ısrarla, inatla unutturmayacağız ve onlarla beraber olmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, değerli haklarımız, evet başka bir şey de ekonomiyle ilgili. Ekonomiyle ilgili Erdoğan'ın yine açıklamalarında milletimizin canını yakan hayat pahalılığından bahsetti ama aynı zamanda yaşam standartının yükseldiğinden bahsetti. Biz bunu anlamadık. Yani mevcut hazırlıklara bakıldığında TÜİK'in açıklaması bile ve aynı zamanda Tüketici Hakları Derneği'nin açıklaması bile şu anda kendi belirlediği kurumların yaptıkları analizleri bile kabul etmeyen, onları yok sayan bir açıklamayla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Tüketici Hakları Derneği şöyle bir araştırma yapmış. Tüketiciler sıralaması içerisinde Türkiye'deki insanların %82'si açlık ve yoksulluk sınırları altında kaldığını söylüyor arkadaşlar. Bu kadar açık bir yoksulluk meselesi var. Dolayısıyla biz buradan şunu seslendirmek istiyoruz. Türkiye'deki mevcut ekonomik durum, yoksulluk, açlık ve aynı zamanda çalışanların, emeklilerin durumu bu kadar vahimken, emeklilerimiz neredeyse yaşayamaz hale gelmişken bu insanların mevcut durumunu iyileştireceğiz diye hala bekleyen ve bunu Ocak ayına erteleyen bir anlayışı kabul etmiyoruz. Evet, bunun karşısında başka bir hikaye var ekonomiyle ilgili. Yine araştırmalara göre Türkiye'deki mevcut bankalar ve sermaye gruplarının önemli miktarda yüksek kar elde ettiğini söyleniyor. 2022 yılının kar oranı açıkladığında katlanmış bir kar oranları gözüküyor. %112 arkadaşlar. Bir kısım şirketler, bankalar %112 kar ediyor. Gelirlerini %4,5 katında arttırıyorlar. 4,5 katında arttırıyorlar. Ama bizim emeklimizin, çalışanımızın gelirleri maaş arttığı gün bile yapılan farklarla beraber cebinden alınıyor. Böyle bir hikaye yok. Bu koşullarda insanların barış içerisinde yaşaması mümkün değil. Onun için de zaten her yerde silahlar patlıyor, adli önüne kavgalar oluyor, insanlar birbirine giriyorlar ve insanlarımızın artık psikolojik olarak ruhsal bozukluklar içerisinde girdiğini bütün bilim insanları da söylüyor. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu ekonomik koşullarda Türkiye'yi yönetmek mümkün değil. Ancak siz otoriter, faşizan rejimlerinizi inşa etme çalışması sırasında ve aynı zamanda bu yöntemlere bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Ama aynı zamanda anayasayı herkesin katıldığı, benim anayasam diyeceği bir şekilde yapma ideanız var. Bunun gerçekçi olmadığını buradan bir kez daha sizlere duyurmak istiyorum. Sevgili dostlar, bir başka şey de Türkiye'deki mevcut yaşadığımız süreçte özellikle uygulanan politikaların yanı sıra dış politika meselesiyle ilgili yine Erdoğan'ın açıklaması var. Erdoğan'ın dış politikayla ilgili söylediği şu soru var. Diyor ki biz dostluk elimizi bütün dünyaya, bütün Türkiye bölgelerimize uzatıyoruz. Nereye uzatıyor? Suriye uzatıyor, Libya uzatıyor ve başka ülkeleri sayıyor sıralama yaparak. Biz de diyoruz ki bu mevcut eğer ülkelerde dostluk elinizi uzattınız, barışı temin ettiyseniz vay halimize. Çünkü bu ülkelerde sürekli insanlar çatışma içerisinde ve en sonunda Karadağ'daki yaşanan durumla aynı şekilde bunun bir sonucu diye ifade etmek isteriz. Ve en son bu sürecin bir parçası olarak Irak'taki yaşanan durumları sizlerle paylaşmak isteriz. Evet, Irak'ta, Suriye'deki yaşanan müdahaleler, yapılan operasyonlar, oradaki halklar arasındaki düşmanlığı besleyen ve aynı zamanda bu düşmanlık siyasetinin sonucu olarak da ülkemizdeki hayatımızı da derinden etkileyen ekonomik krizlerin ve toplumsal süreçlerin bir parçası oldu. Biz buradan ısrarla şunu söylüyoruz. Bu ülkede barış temin etmek için, bölgede barış temin etmek için bu siyasetinizin sonu gelmiştir. Bu yöntemler denenmiş yöntemlerdir. Denenmiş olan yöntemlerle bütün dünyadaki süreci değerlendirip barışı sağlayamazsınız, dostluk elini uzatamazsınız. Ancak sizin kendi çıkarlarınız için sürdüğünüz neoliberal politikaların parçası haline gelmiş olursunuz. Son olarak da sizleriyle şunu paylaşmak isterim. Evet, bizim ülkemiz böyle bir süreçten geçerken biz de kendi sürecimizi yaşadığımız seçim sonrası uzun tartışmalar, değerlendirmeler, yaptığımız görüşmeler sonrası bir kongre sürecini geldik. Konferanslarımızı yaptık, çalıştaylarımızı yaptık ve bundan sonra da geldiğimiz aşamada 15 Ekim'de bir kongremiz var. Buradan sizler vasıtasıyla bütün halkımıza şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu kongre bizim için tarihi bir kongre, yeni bir kongre, yenilenmenin de aynı zamanda güçlü bir şekilde sözünün söylendiği Türkiye'nin demokratik siyasetinde, barışında, özgürlüğünde, eşitliğinde, adaletinde Yeşil Sol Parti yeni ismiyle çok güçlü bir şekilde yenilenerek sorumluluk alacağı bir sürecin içerisindeyiz. Biz bu kongreyi tarihsel bir öneme dair atfediyoruz ve aynı zamanda bütün halklarımızı, bütün insanlarımızı, bütün yoldaşlarımızı bu kongrenin değişimine ve aynı zamanda sözüne ortak olmaya, özgürlük için yeniden buluşmaya çağırıyoruz. 15 Ekim'de özgürlük için yeniden buluşma şiarıyla yapacağımız kongrenin Türkiye'deki bütün halkları için, özgürlük için, eşitlik için, barış içerisinde demokratik bir hayatta yaşamak için çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve Yeşil Sol Parti olarak bu onurlu büyük bir geleneğin bugünkü taşıyıcısı olarak Sürdürdüğümüz bu görevi bizden sonrakilere devretme kararlılığını asla durmadan devam ettireceğimizi ifade ederek halkların özgürlük ve demokratik mücadelesinde vardık, varız, var olacağız diyoruz. Gelecek güzel günlere olan inancımızla sizleri saygıyla, sevgiyle selamlayarak hoşça kalın diyorum. İyi günler diliyorum. Dostça selamlar. Sevgili eş sözcümüz İbrahim Akın'a çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum, iyi günler diliyorum.